Ya da Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Mecliste yeterli çoğunluk olursa Saadet diyor. Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu yalnız buradaki çıkıyor. Uygun gördüğü zaman var ya, bence onu açmak için söylenmiş bir şey. Metinde o terimi koymuşlar yani. Demek ki açıklamadan sonra birkaç dakika daha içeride kavga görüşüldü ve tabii, ayrılıyor tabii. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii, o da kavga sebebi olacak. Tabii. Yüzler diyordum Mustafa Kemal Çiçek, bu konuya geleceğiz de ya oraya geleceğiz için. Bir şey söyleyeyim ben. Şimdi buyurun. Bu tartışmalarda hani biz bunlar pazarlık yapamaz mı? Yapar. Başkanlar da 5-6 kişiyle başkan yardımcı atar. Evet. Atar. Şimdi bu tartışma bak bu şey bu yetki kullanımında düşünün biz koalisyon örneklerini gördük. Koalisyonda hiç olmasa ayrılıyor. Şimdi bu böyle başlayan bir sürecin ileride ülke yönetme çok daha kaotik bir sonuca yol açacak. Yönetilemez. Bir, Mahmut iki. Abi mümkün değil. Şimdi bu diyor ki ben bunlara şunları vereceğim. Vermezse, vermezse ne olacak? Hiçbir anayasal şeyi yok yani ki mesela bu. Tek adam diyor ya partide yaptı bunu. Evet. Vermezse partide ne olacak? Şu anda genel şeyleri var ya grup başkan vekilleri. Direkt ben atayacağım dedi atadı. Ne olacağını yaşadık zaten. Yani evet, ben şöyle yazdım. Evet doğru. Türkiye siyasi tarihinde daha iktidar olmadan yıkılan ilk koalisyon. İlk koalisyon gibi. Evet. Ya iktidar olmadan yıkılmayı başardılar. Şimdi tekrar toplanmış görüntüsü yapıyorlar. Şu maddelerin üzerinden tek tek gidelim. Bu maddelerin her biri mayınlı arazidir. Tekrar kriz çıkacağını garantisidir yani. Yazdığı metinler değildir bunlar. Ben inanmıyorum. Gidelim İlhan söyle mesela tek tek gidelim. Şimdi hangisi en çok? Ya şimdi diyor ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bunun sözü var. Bununla alakalı bu geçişle ilgili anayasa değişiklikleri genel seçimde ortaya çıkan meclis yapısına mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanıp yürürlüğe girecek. Meclis yapısının meclis yapısı çerçevesine derken ne diyor? 400'ü geçmiyor. 400'ün altında oy alacaklar, koltuk alacaklar kuvvetle muhtemel ve referanduma en fazla. Yani diyor ki biz seçilirsek tekrar bir referandum görünüyor. Yani 2023 yılı içerisinde genel seçim yaptığımız yetmedi. Bir de üzerine yerel seçim öncesi referandum yapacağız ve bir de oradan Hilal siyasi Hanım, 360 ile 400 aralığı zaten zorunlu referandum. 400'ü geçerse ihtiyari referandum. 400'ü geçme gibi bir ihtimal zaten olmadığı için referandum sözü verilmiş oluyor aslında burada. İktidar olmaları ihtimalinde. Yani hani hep bahsediyoruz ya istikrar ve umut vaat ediyorlar mı? 2024'te zaten yerel seçimler var. Bir de bunun öncesinde böyle bir takvim sözü vermiş oluyorlar. Devam edelim. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçimde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. Yani o küçük irili ufaklı partilerin ve İYİ Parti'nin aldığı şey oy oranına göre. Şu an 17 bakanlığımız bakanlıkla, var. Hangi bakanlık benim, hangi bakanlık senin, bu benim oyun bundan daha fazla, ben daha fazla bakanlık isterim gibi tartışmaları burada. Kabine en az 40-45 kişiden oluşacak. Evet. Bunların zaten planlaması o şekilde. Baktığınız zaman 5 adet genel başkan, 2 belediye başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu yakın çalışacağı kurmaylarından da birkaç cumhurbaşkanı yardımcısı alacak. 10 tane cumhurbaşkanı yardımcısı. Partili cumhurbaşkanlığına karşıyız deyip duruyorlardı ya. Milletvekilleri zaten partili, bakanları da partili, cumhurbaşkanı yardımcıları kesinlikle da partili. Tamamen yani çelişki içerisinde bir ne varsa durum onun var. 10 katını vaat ederek geliyorlar tabii, şu an. Aynen öyle. Hı-hı. Devam edelim. Çok dikkatinizi çeken var mı? Söyleyebilirsiniz. Ya benim mesela dikkatim partili cumhurbaşkanı belki söyledi şey de. Şimdi düşünsene partili cumhurbaşkanı ne zaman benim geçecek? Mesela şu çok geçiş zaman geçiş süreci diyorlar geçiyor. Mahmut Övür. Geçiş süreci tanımlıyorlar. Şurada bir de HDP olacak. Ne zaman? Yani evet. İşte 2 sene, 3 sene. Bak, partiliye şey karşı çıktım, partinin devam ediyor. Enteresan. Şimdi şey benim de Mahmut abi şu dikkatimi çekti. 4 sene geçme. Tabii beni ilgilendiriyor bu aslında. Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi, o hal ilanı, milli güvenlik politikaları, evet, cumhurbaşkanlığı evet kararları, kararnameleri, genel nitelikli düzenleyici işlemler falan filan güvenlikle ilgili diyor ki biz ortak karar vereceğiz. HDP de bu ortaklığın içinde. Milli güvenlik kararlarına nasıl karar verecekler? HDP'nin yerine zaten olmasa bile Deva Partisi onların yapılması fark etmez olacak yani. İlyas Hocam kesin mi HDP'nin olması? Çünkü bu yani kavga gürültü seçim kazanamıyorlar ki o zaman seçim kazanamazlar. Evet yani. Matematik bana da bunu gösteriyor ama şöyle bir durum Melih var. Melih Bey bu paylaşımdan, devleti bu bölüşmeden bu kadar 5 parti 6 parti bölüşmeye başlamış HDP bir şey istemez olur mu? Mümkün Mustafa midir Kemal bu? Çiçek ben şunu soruyorum. 3 gündür diyorum ki HDP çok kazanıyor. Yoğun açıklamalar yaptı Meral Akşener'e, İYİ Parti. Yani bunlar gidiyor biz masaya geliyoruz diye. Şimdi Meral Akşener geldi. HDP'nin tavrı aynen sürüyor mu diyorum sürer, yani. Sürer, devam ediyor. Sürüyor. 3 gün yani çünkü, var mı bir bilginde sürüyor? Ama şöyle yani, sürer. Bakın şöyle sürer. Artık
Meral Akşener'in bu ittifakta hiçbir rolü kalmamıştı. Kabullenmiş rolü olacak kabullendi. Artık. Kabullendi. Kılıçdaroğlu'nu kabullendiği için artık itiraz edemediği tabii. için HDP'de gayet rahatlıkla gelebilir yani sorun yok. Şu anda evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda elini güçlendirdi. Ya. Şey olsaydı, HDP konusunda açık söyledi belirleyici her şeyi. İyi Parti olsaydı belirleyici o zaman tamam. O söylediklerinin yani. Hepsini kabullenir, sorun etmez tabii, diyorsun. Tabii tabii, İYİ Parti her şeyi kabul eder. Bakın Melih Bey aday çıkarmazsa zaten net yani. Melih Bey burada olduğu için ilerler. Bu kadar açıklama yapıldı ya, çok ağır. Sen işte bilmem faşistsin, şusun, busun, bu ağır açıklamalar yapıldı. Milletvekillerinden falan geldi ama siz diyorsunuz ki sorun edilmeyecektir. Bu çok fazla sorun ya olmaz. Ya şunu hatırla, yerel seçimlerde ve ondan önceki genel seçimlerde ittifak yaptılar. Fatma Kurtalan İYİ Partililerin suratına dedi ya bizim sayemizde o koltuklarda oturuyoruz dedi. HDP cevap veremediler. İYİ Partiler ne yaptı orada? Şey yani tabana belli etmeden hani taban da aslında farkında olan da farkında bence. Ben bakmıyorum siz hani ittifak ediyorsanız da diyor tabanda biraz. Hani HDP ile böyle bir yakınlaşma, dirsek teması aslında kabul edilmiş ve halen yürütülüyor yani devam eden sorun bir süreç. Sorun olmayacaktır bu. Diyorsunuz mu? Melih Bey. Burada Meral Akşener'in işte o malum konuşmayı yaptığında işte iki belediye başkanımız ateşten gömleği almak durumundadırlar dediğinde iki tane zikrettiği isim vardı. Şimdi masaya dönmek için de bu iki ismin dahil edilmesi gerektiği mesajını evet. verdiler, şart ettiler. Buraya bu göstermelik bir vaziyette eklenmiş. 12. madde. Masaya dönmek için kendilerine bir gerekçe olarak konmuş ama burada şu söyleniyor. Uygun gördüğü takdirde. Tabii. E Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Bunlar belediye başkanı. Uygun görmüyor. Belediyede vazifelerini yapacaklar bunlar. E Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyduk mu biz bunları Cumhurbaşkanı yapacak? Daha onun yüzden masayı dağıttı her, değil mi? Aynen. Her madde mayınlı arazi aynen. diyorum. Kesinlikle. Her madde bir krize ama gebe burada. Ki, biraz da şu belediye başkanlarının pozisyonunu konuşalım. Kimse onlardan bahsetmiyor. Hani Tanju Özcan çıktı dedi ki Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu masum değildir. Çünkü onlar bu sürecin içerisinde Akşener'le bu konuşmaları yaptılar. Yıllardır hatta, anket yaptırıyorlar ya Hilal Hanım. İmamoğlu ve Yavaş hakkında özellikle İmamoğlu Karadeniz turu yapmış, Saraçhane'de 85 milyonu kucaklayacağım demiş. Bu konuşmaları işte cuma namazı programın içerisine konarak İç Anadolu'daki iller ziyaret edilmiş. İmamoğlu Diyarbakır'da HDP'lilerle ilk ziyareti biliyorsun. Hı hı. Bu görüşmeleri, büyükelçilerle görüşmeleri, İmamoğlu sadece İstanbul Belediye Başkanı olduğu ve o şekilde kalmak istediği için mi yaptı şimdi? Evet. Yani gözümüzün önündeki iki yılı unutacak mıyız? Dolayısıyla Akşener bu isimleri ön plana getirirken bu isimlerle bu meselenin daha önce hiç konuşulmamış olduğu gibi bir fikre ben tabii, ikna mutlaka, olmuyorum açıkçası. Konuştum. O yüzden bu son Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün de biliyorsunuz Akşener'i ziyaret ettiler. Bu açıklama yapılmadan önce. Evet. Böyle bir formülde üçünün anlaşıp bunu dayattığını düşünüyorum. Üçün anlaşıp yani Meral Akşener önce gelmesinler yeni söyleyecek bir şeyleri yoksa dedi ama bugünkü toplantı öncesi üçü karar verdi. Bak, genel geçer siyaset sadece dışarıdan takip eden birisi olarak bakalım. Akşener masayı yıkıyor, gidiyor basın toplantısı. Ve iki isim yapıyor. İçin ertesi yıkıyor. Ve iki isim söylüyor. Bu iki isimle daha önce konuşmamış olması mümkün evet. mü? Mümkün bence değil. Bence gerekir. Hayatın doğal akışına evet, aykırı bir durum mümkün olmaması olurdu. Gerekir yani. Evet. Dolayısıyla bu iki belediye başkanının da sürece nasıl dışarıdan dahil olduğu hakkında da bir hatırlatma yapmak lazım mutlaka. Dolayısıyla Kemal Bey ikna edilmiş oluyor. Burada Meral Akşener'den ziyade Kemal Bey ikna edilmiş gibi oluyor. İki belediye başkanının işte bu kadar paye verilmesine. İkna gerçi diyorlar. Ama uygun gördüğüm zaman da diyor gerçi ama. Zaman etkisidir. Uygun görmek ne demektir yani. Burada? Orası peki hocam bu yüzlerde yani. İfade İlyas hocam. Meral Akşener evet. memnun mu bu süreçten? Arkadaş, nasıl gördün? Arkadaşlar da hep mesaj atmışlar. Meral görelim hiç aslında memnun şurada. Değil diye. Çok morali bozuk diye. Evet psikoloji var. Hiç kimse memnun değil ama ben sadece babacan evet, biraz. Meral Akşener çok belli bir zoraki gülümsüyor. Evet. Meral Hanım, evet. Çok ama tüm evet. sözlerini yuttu yani. Kolay psikolojik bir pozisyon olarak, değil. Kumar bakın, masası dedi. Evet, evet. Yanındaki duran herkese şahsi menfaatlerini ön varsa plana koyuyorlar dedi. Varsa karizmasını çizdirmiş evet, çok şeyler yani. Şimdi Melih Bey gülmüyor. Siyasette en önemli şey çok dikkat etmeyiz ama toplumun güven duyması, lidere güven duyması çok önemlidir. Yani sözlere bakarlar aslında bakmıyor gibi gözükür. Siyaset her gün yeni olaylara karşı tavır değiştirebilir ama temelde bazı şeylere çok dikkat eder. Mesela burada Meral Hanım'ın en büyük eksikliği artık sözlerinin çok sert bir açıklama yapıp geri döndü. Çok zikzak olduğu için bütün toplumda bunu gördü. Eskisi gibi de değil. Sosyal medyada çok etkili biliyorsun. Çok da tez yayılıyor.
ve televizyonlarda halkın önünde oluyor. Bir kere güven unsuru bitti. Bir siyasetçi de en önemli şey güvendir. Yani güven olmazsa... Şimdi dolayısıyla merkez olma iddiası artık bitmiştir. Bugün şöyle bir hava oluşmadı mı peki hocam? Şeytanın avukatlığını yaparak evet. soracağım. Yani Meral Akşener masaya res çekti. Kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye bir hava vardı. Ama hı. işte ondan sonra o kişisel itirazlarını bir tarafa bıraktı. Birlik beraber öyle böyle olmaz. Bir hava oluşmadı. Şöyle, Milli Kitabını çok iyi tanıyorsun. Bak, tabii tabii. Ben arkadaşları da tanıyorum çoğunu. Onun şeyi normalde güvende olması için evet masaya dönebilirsin ama istediğini alacaksın. Nedir o istediğin? Kemal peki, Kılıçdaroğlu'nun adayı olmaması. İstediği oydu. Çünkü net bunu söyledi. Temel buydu. Kazanamayacak aday dediği kişinin yanında duruyor. Tabii Kılıçta, tabii. Yani sen 4 senedir bir şeyi söylüyorsun. Ondan sonra masaya oturuyorsun, tamam diyorsun. Şimdi bu bir kere iddia bitmiştir. Yani bir de İyi Parti'nin şu iddiası da bitti. Biz artık yani büyüyeceğiz falan 4 sene 5 sene sonra merkez parti olacağız. Bu iddia da bitmiştir. Çünkü beslenen parti diyorum ben bunlara. Çevreden beslenen parti tipi vardır. Yani mesela İyi Parti kimden beslendi? Hiç bunları tartışılmıyor. Kim büyüttü İyi CHP Parti? Büyüttü İyi Parti. CHP büyüttü. İlk seçim 15 evet. tane milletvekili verdi. Evet. Sonra sosyal tabanı bile CHP'nin hem Batı'da hem Trakya'da hanımefendiyi destekledi. Hı hı. Yani oy da verdi. Milletvekili de verdi. Beslenen parti hüviyetine. Beslenen partiler evet bir gün tek başına şey olabilir. İddialı olabilir. Ben iddia etmem yani vardır örnekleri. Ama denediler ve yarım bıraktılar. Siyasette bu çok tehlikeli bir şeydir. Dedi ya bak hatırlayın o şeyi metini hatırlıyor musunuz en son cümlesini? Ya işte tarih yok. Tarih yazacağız ya tarih ya, olacağız. Tarih oldu işte. Maalesef. Akşener tarih oldu. Tarih oldu. Tarihçi yani olarak tarih oldu. Ben onu söyleyebilirim siyaset sosyolojisi açısından. Niye? Çünkü iddia sahibisin. 4 yıldır insanını motive ettin. Etrafındakileri motive ettin sen. Ve motive ettiğin şeyin tam tersine gelip işte bugün surat psikoloji bunu ifade ediyor ve arkasında durdun ve hiçbir şey almadan durdun. Ama hakikaten hiç coşku yok. Yani bu yoruma dayalı bir şey değil bu söylediğimiz. 12-13 toplantı sonrası şunu söyleyebilirim. Ve şimdi şu metin var. Şu metinde bana söyler misiniz şu metinde İyi Parti'nin kendi başına yapabileceği bir şey var mı? Evet. Var mı? Yok. Sadece hadi onlar da biraz gönülleri olsun gibi eklenmiş bu kadardır yani. Siyaset sosyolojisi açısından kullanıyorum. Yani yarın şartlar değişir. Yani 24 saatlik kadar hızlı değişiyor. Kılıçdaroğlu aday olmaz. Mahmut abinin dediği gibi. Tabii ki her şey olabilir. O zaman siyasi aktörü oraya sokması da çok başarılı değil. Nasıl? Yani İmamoğlu'nu Mansur Yavaş oraya sokması da yani başarılı. O daha kötü. Felaket bir şey. O yani daha kötü çünkü iki tane büyük şehir var. O yüzden bakın Türkiye'de iki tane büyük şehir var. Birisi 16-20 milyona dörtte gelip gidiyor 20 milyon. Türkiye'nin dörtte biri. Diğeri Ankara. İkisini beraber hesaplayın. Siz zaten burayı yönetiyorsunuz. Size karışan yok. Onları HDP, alacaksınız. Daha sınırlandırılmış bir taraf. Az önce sorduğum soruya cevap gelmiş. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisiyle kendisini görüşmeye bekliyoruz diyor. Eli güçlendi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Rahatlıkla da görüşebilirler. Masadan yani. Da kimse tepki verecek. İşte bu zorluklar. Bakın, bunların hepsi zorluktur İyi Parti için. Hocam bir yani de bakın orada Saadet Partisi'nin önünde toplananların hepsi CHP'den getirilmiş. Tabii, tamamen otobüs dahil, oradaki otobüs dahil hepsi hazırlanmış. Orada bir baskı da kurulmuş zaten. Hem CHP Genel Merkezi'nin önünde hem de Saadet Partisi'nin önünde tamamen CHP teşkilatlarından oluşan bir yapı da var. İyi Partiler yani, bunu çok da kabullenmişler. Bir de şunu öğrendik, siyasetin öyle çıkıp ben 3 tane kelime ederim. 5 tane kelime derim, sert sert konuşurum, ondan sonra da işime bakarım demek değilmiş Türkiye'de siyaset. Evet. İyi Parti'nin sloganı, Akşener'in sloganı, billboardlarda görmüşsünüzdür. Devlet yönetmek ciddiyet isterdi. Evet. Evet. Bu son 3 gün ne kadar ciddiyetle devlet yönetmeye talip evet, olduklarını kolay değilmiş yani. Görmüş olduk. Yani İyi Parti biter mi, tarih mi olur vesaire bu sonranın tartışması ama gerçekten Akşener'in lider olarak kabiliyeti, halka vaat ettiği işte güven, istikrar bunların hepsi Hilal Hanım o kadar masadan kalkması profesyonel bir tavır değildi diyorsun. Çok şey yaptı değil yani mi? Melih eğer bu noktaya geleceksen madem cuma günkü o açıklamayı niye yaptın? Ama eğer cuma şey günü yaptın, o açıklamayı evet. yaptıysan ya. Niye arkasında durmadın? Hani hep diyorlardı evet. ya biz adayımızı açıklarız, merak etmeyin. İşte çok yıpranmasın diye
Ya şu üç gündeki yıpranmayı kendilerine yaptılar sonuç itibariyle. Hilal Hanım, tabanları birbirine girdi iki partinin. O kadar ki CHP'nin tabanında Hilal. Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi'nde iyi partililer bizden çok önde. Bu belediyelerin yararı, onlar da zararı bizde. Tabii. Hadi artık bu bürokratları çıkarın, işleri onların elinden alın, bize verin noktasına yarın geldiler. Yarın anlaşamadıklarında devlette de aynı şey olacak yani. Çünkü CHP'li belediyelerde çok etkinliği var şu an itibariyle. Kimin hakkını yemeyelim? Kusura bakmayın böyle bir saniye izin verirseniz uyarıyorum, özür dilerim. Hocalar var aramızda da üst üste binince geçmiyor diyor. Kusura bakmayın. Hayır, ben diyorum hakkını yemeyelim Akşener'in. Bakın Akşener bence tarihi bir hizmette bulundu. O da nedir? Bu altılı masanın nasıl bir masa olduğunu bize gösterdi. İfşa etti diyorsunuz. Bence bu tarihi bir şeydi. Koalisyon yani dönemi yaşamayan zaten, gençlere koalisyon nasıl bir şeydir ve uygulamalı göstermiş oldular zaten bir lider gerçekten olmadığı belliydi. Yani şimdi bir liderden beklentileri sıralıyoruz biz. Bir lider şunu yapmalıydı, bir lider şunu yapmalıydı. Bunlar genel başkan. Böyle bir şey yok. Lider dedi. Orada bak, hakikaten siyasi mücadele sonucu gelmiş bir lider yok. Tabii. Hepsi siyaset konsepti içinde, siyaset mühendisleri de genel başkanlar topluluğu. Siyasi aktörler topluluğundan çıkabilecek de budur. Burada bak en son noktaya gelin gene... Kılıçdaroğlu çok başardı. Hepsini hizaya soktu. Dediğini yani 4-5 tane sağcı partiyi dizdi yanına ve onlara istediğini kabul ettirdi. Buradaki metin de büyük oranda Kılıçdaroğlu'nun beklentilerini karşılıyor. 12. madde Meral Akşener hani geri vites yapmış gibi görünmesin diye. Çünkü baksanıza İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle. Aynen. Yani Kılıçdaroğlu hani tamam Akşener i̇şte sıralama, de geldi. Cumhurbaşkanı yardımcılığındaki sıralama statüsü. Sadece göstermelik olarak. Bu arada yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce Saadet Partisi'nden ayrıldığını göstermiştik. Meral Akşener arka kapıdan çıktığı söyleniyor. Belli bu ön kapıdan yani, çıkmıyor. Normal yani. Evet, poz vermemek için muhtemelen hani kameralar i̇şte bu karşısında. Bu tablo 3 Nisan'a kadar bu bir iddia tabii ki iddiayı dile getiriyorum ama şu ana kadar da çıkmadı. Evet, takip bu da ediyoruz. Şeyi gösteriyor aslında, ben orada söylemek istemiyorum da bu psikoloji gerçekten şeyi çıkartabilir. Mahmut abi haklı çıkıyor. Yani %51 diyorum, %40. Tabii. Mahmut abi haklı çıkarır, Kılıçdaroğlu aday olmaz. Yani ihtimaldir. Bakın o psikoloji normal bir psikoloji değil. Zorlama bir şey var yani. Kılıçdaroğlu aday bence yani. Aday olur da hani biz ihtimaller olabilir. Çünkü o psikoloji hiç... Ya bu istikrarsızlık evet her şeye gebe gibi görünüyor. Doğru. Ne desem boş çıkıyor yani. Ben demiştim hani şöyle demiştik, çok tartışıyoruz ya bu iş. Tamam, uyumuyor. Uymuyor. Bu parti gitmez diyordum ben 4 yıldır. Burada gitmez. Ama gitti. Bu zamana kadar belki gitti. De bu hocam şeye vesile olur mu artık? Ben demiştim demeyi bırakmamız için bir vesile olur. Vesiledir. Gerçekten siyaset Türkiye'de her gün, her saat, her an değişebilecek bir şeymiş. Bu Türkiye'nin gücü aslında. Evet. Gerçekten gücü. İnsanın ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Bu muhalefetimizin çapıyla ilgili bir şey. Biraz da doğunun durumu belki. Belki de böyle yani, bilmiyoruz. 21 yıldır biz bu ülkede böyle bir şey yaşamadık. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin farkıdır da bu. Bakın Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da öyle diyoruz. 15 Temmuz'da o direnişten doğmuş bir ittifak Cumhur İttifakı. Ve iki tane büyük parti AK Parti ve MHP yan yana tamamen sorunsuz. İşte yok şunun pazarlığını mı yaptın bunun bilmem. Böyle bir şey kulağımıza bile gelmedi. Neden? Çünkü yok. Hı-hı. Ve burada gerçekten bir mutabakat metni var. Yıllar önce 2016'dır mutabakat metni vardır. Herkes mutabakat metnine uyar. Orada ne yazılıysa devam eder gider. Zaten Akşener'in 2 yıl önce kendi konuşması var, duymuşsunuzdur. Cumhur İttifakı etle tırnak gibi birbirlerinin gözüne bakınca işte anlaşılıyor muhabbetleri. Biz öyle değiliz. Biz proje daha rasyonel bir birliktelik diyordu. Diye açıklamıştı. Koray Aydın'ın şeyi geldi mi tweet'i sana? Kimin tweet'i? Koray Aydın'ın. Yok, mesela ne diyor Mahmut Övür? Attığı bir tweet'tir. Hiç Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, masanın adayından söz etmiyor. Meral Akşener liderimizdir. Çok başarılı şeyler yapıyor gibi bir şey söylüyor. Resmi sayfasında da yayınlamamış zaten bu. Türk ama Meral Akşener'in bu akşam rahatsız bir yüzle oradan ayrıldığını biliyoruz. Tabii, çünkü 4 yıllık şey heba oldu yani onların. Ya gerçekten siz şimdi nasıl motive, siz 4 yıldır değil mi bir şeye, bir projedesiniz ve insanınızı bir şey için çalıştırırsınız. Hepimiz işler yapıyoruz. Siz gazetecisiniz, grubunuz var ve bir hedefiniz var yani. Merkez bir gün geliyorlar, sağda, diyorlar ki size sağda, sizin hedefinizin önemi yok. Merkez sağı temsil yani. Edeceğim dedi hocam, öyle çıktı. Evet. Biz merkez sağda yani. Olmamız lazım. Bugün iddiası bitmiştir yani. DYP'nin olduğu ben o yüzden söyledim gerekir, yoksa dedi. Şey için söylemiyorum yani. Gerçekten ben şunun için söylüyorum.
belki yani Cumhur İttifaklı işte İyi Parti parçalansın istiyor diye herkes öyle bakıyor, bana mesaj atıyorlar. Onun için söylemiyorum. Genel bir geçer. Bir, güven. İki, hedefinizden sapıyorsunuz. Üç, nezaket. Bakın bu üçü de siyasette vardır. Evet. Üçü de bitti. Meral Akşener açıklamadan sonra yemeğe kalmadı deniliyor. Evet. Kılıçdaroğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Uysal birlikte yemek yemişler ama Meral Akşener yemeğe de kalmamış. Ne enteresan bir durum değil mi? Nasıl yani kalsın bu, ya? Bu nasıl bir ittifak? Şey, nasıl olacak ya? Gelip bunun altına imza atıyorsanız kalırsınız. Evet ya. Yemişsiniz yemeği. Meral Bey ittifakın ikinci büyük partisi. Abi ana dinamiği. Abi imzayı ertesi gün yaralamadı. 12. madde burada demek midesine ki, oturmuştur Meral Hanım'ın o yüzden. Evet. Gerçekten dalga geçer. Onu yeterli gibi bulmadı değil mi o, bu maddeyi diyor. Yeterli bulunacak bir durum yok Melih. Yani diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımladığı görevlerle. Kılıçdaroğlu adeta bilek güreşinde seni yendim. Ama al bu da hani uygun diyen gibi bir şey burada. Ya yani biz hiçbir şeye güvenemeyeceğiz mi artık? Uygun görmüş ki imza atmış diyorum. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki o gün de imza atmış. Ertesi gün kalktı diye. Tabii ki. Bu da öyle. Ne yapalım, kapatalım dükkanımızı da bak Kemal Çiçek artık. Ya. Arka planda bir şeyler döndüğünü gösteriyor. Valla o arka planda. Peki ben... uluslararası çevrelerin etkin ya olduğuna dair çok güçlü tez var. Mahmut Öğür. FETÖ'de diyorlar mesela. FETÖ planı da deniliyor. FETÖ'cüler aynen bunu tarif ettiler zaten. Evet. FETÖ'cüler hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın başkan yardımcısı olduğunu bir FETÖ'cü söyledi zaten. Formülü söylemiş. Murat Sabuncu da yazmış Cumhuriyet Gazetesi'nden. Kemal Kılıçdaroğlu iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmiyor. Kemal Bey demiyor da masada birisi var diyor. Yani aynı gün onunla atılmış. Tamam, bunlar hepsi aynı fikir ortamından beslenen, birbirlerini besleyen yapılar zaten. Öyle veya böyle Murat Sabuncu başka şeyler de yazıyordu da. Mesela İmamoğlu'nun... Ya masaya oturtturacak bir bahane bulmak lazım. Ne dediğini duyamadım sonunda. Ya İmamoğlu'nu destekleyenler başka şeyler de söylüyorlar. İmamoğlu'nu destekleyenler başka şeyler söylüyorlar. Evet. Ya buradan şöyle bir şey çıkıyor. Dün akşamdan beri mesela arada Hikmet Çetin'in, Hüsamettin Cündoruk'un devrede olduğu, eski generallerin devrede olduğu inanılmaz bir Beykoz trafik yaşandı. Beykoz Konakları'nın devrede olduğu söyleniyor. Beykoz Ankara'da Konakları'nın... Beykoz Konaklar da devrede. Evet. Yoğun bir şey, özellikle de Amerikancı lobilerin devrede olduğu. Şimdi burada tabii Amerikan Büyükelçiliği de devrede miydi bilmiyorum ama böyle bir süreçle yaşandı. Çok ciddi bir baskı oluştu Meral Akşener üzerinde. Ben o suratın ikna olduğuna inanmıyorum. İkna olmadı. Çünkü tabii söyledikleri canım, bak o demin söyledi, bak hoca söyledi. O metin ya da siz de söylediniz, hazırlanmış bir metindi ve doğal bir sürecin metniydi. Şöyle bir akılla yola çıktılar. Biz burada kalırsak oy kaybederiz. Yani masada kalırsak oy kaybederiz. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Oy kaybedeceklerini düşündüler. Yazdım da bunu. Oradan çıkıp HDP'ye savrulan, sol partilere açılan CHP'den dolayı da bir alan boşluğu olacağını düşündüler. Ama buna birileri fırsat vermedi. Evet. Yani Meral Akşener'i kuşattılar diye düşündüler. Şunu çok dile getiriyorlar. Meral Akşener bu stratejiyi uygulayarak işte HDP'nin durumunu belki de bir izah etti. O da bir ihtimaldir. Ben şöyle düşündüm. Yani, tabii eli şimdi, rahatlardı. Evet. HDP'den eli rahatlıyordu öbür şimdi, tarafta. Şimdi de döndü. Fiilen diyecekler ki işte diyorlar. Yorumlardan bahsediyorum. İkinci turda HDP'ye oy vermeleri için Melih bir engel kalmadı diyorlar. Ama. Bakın iddialı söylüyorum. Muharrem İnce'nin ittifaktan ayrılması bile esasında bu olayla alakalı. Yani iyi aceleden, parti. Çünkü, acele bir şekilde. Çünkü ben zamanında işte sizinle beraber program yaptığımızda eleştirdiğim vakit İyi Parti'de, o zaman genel sekreteri olan partinin Hakkı Akalın bizzat ayrıldı daha sonra. İyi Parti konusunda daha hassas olmanı öneriyorum. Çok ileride, önemli bir şey söylüyorsunuz. İleride bir diyalog ortamı olabilir demişti. Partinin genel sekreteri Hakkı Akalın, profesör, doktor. Bunu söylemişti. Hı hı. Geldiğimiz süreçte dört parti, Doğru Parti, işte Adalet Partisi, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi, Memleket Partisi bir ittifak teşekkül evet, ettirdi. Bir reklama gitmem lazım Mustafa Kemal Çiçek. Döndüğümüzde tamam. Beykoz Konakları'nda da diyorsun bir takım görüşmeler oldu. Belki bu sonucun çıkmasında etkili olan görüşmelerde evet. Onu da soracağım size. Bir reklam arası.